amacımız ve bizim işimiz elimizdeki mevcut olan oyuncular ve oyuncular elinden maksimum verimi alabilmek. Bu bizim işimiz. Yani geldiğimizde de bunu gayet iyi bir şekilde değerlendirdiğimizi ve güzel bir hava yakaladığımızı söyleyebilirim. Biz İstanbul Spor Karşılaşması'ndan sonra zaten yönetimimizle bir toplantı yaptık. Hatta Bolu Karşılaşması'ndan sonra. Hatırlıyorsanız size de bunu sizle de paylaşmıştım. Ve yönetimimize biz eksik olunan bölgeleri veyahut da alternatifsiz olan bölgeler özellikle hangileri olduğunu ve o bölgelere hangi özelliklerde, hangi oyuncu karakterine sağ içinde ve sağ dışında ihtiyacımız olduğunu belirttik. Bu bizim işimiz. Bundan sonrası bizim işimiz tamamdır. Yani bundan ileriye bizim yapacak bir işimiz yok. Biz ondan sonraki süreçte mevcut olan oyuncularımıza konsantre olup maksimum verimi alabilmek. Gelen oyuncularla ilgili daha önce de söyledim. Yani buraya hiç kimse bilerek, isteyerek katkı sağlayamayacak bir oyuncuyu buraya katmaz. Özellikle hedef olan bir camiadan, hedef olan bir başkandan, projesi olan bir başkandan bahsettiğimiz zaman. Karşılaşmaya gelecek olursak, ligin ikinci devresine iyi başladığımızı düşünüyorum. Yani Balıkesir, Kocaeli, Keçiören Gücü'ndeki evet, beklenti çok fazlaydı puantaj olarak da. Biz de yani 3 puan almak isterdik. Ama maalesef bazen sahada istediğiniz oyunu da oynayamayabiliyorsunuz. Yani çok mu iyi oynadık Keçiören karşılaşmasında? Zaten maçtan sonra da söyledim. Yani oynanan oyundan ben de tatmin olmadım. Ama edilen mücadeleden tatmin oldum. Yani şunu görüyorum maalesef ve üzücü olanı. Yani camiamız biraz sanki ligi gerçeklerini görmeyerekten veya bilmeyerekten hareket ediyor. Yani bugün biz mesela Balıkesir'de galip geldik. Ya işte o Balıkesir değil dedi. Ne oldu bir hafta sonra Balıkesir gitti Tuzla'yı yendi. Yani. Ne oldu? O kadar çok transfer yapan takım Denizli ile berabere kaldı. Yani isim olaraktan çok şey olarak. Yani burada alınan bir hafta olumlu veya olumsuz sonuçlar sizi sezon sonunda tabii ki yolda işinizi kolaylaştırıyor ama sezon sonunda bitireceğiniz yeri belirlemiyor. Yani bu kadar çok karamsar olmanın bir anlamı yok, bir manası da yok diye düşünüyorum.